Herkese merhabalar. Antkiyat İşlevi Programı'nın bugün yine çok değerli bir konuğu var. Sorgeç Motor firmasından Sercan Sorgeç arkadaşım var. Değerli arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Sefalar getirdin, bizleri kırmadın buraya kadar geldiğin için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Seni daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinden bahseder misin bize? <laughs> Tabii ki. 1997'de Antalya doğumluyum. Eğitim büyük çoğunluğunu Antalya'da tamamladım. Antalya Anadolu Lisesi'nden mezunum. Ardından Ankara'ya geçiş yaptım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden, Ekonomi ve Teknoloji, Türkiye Odalar Birliği, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden iktisat mezunuyum. E, burada bu okulum özellikle bana çok ekonomi dalında çok güçlü birikimler sağladım bu okulumda. E, özellikle Merkez Bankası'ndan gelen hocalarımız olsun, akademik kariyer, uluslararası alan çok güçlü hocalar olsun, iktisat alanında e, bizlere büyük bilgiler verdiler. Ee, okulumun diğer bir bana kattığı şey ise e, stajlar. Ee, bizim okulumuzda her yaz, yaz tatilleri olmuyordu. Bunun yerine biz gidip e, şirketlerde hangisini istersek ve okulumuzun anlaşmalı olduğu şirketlerde stajlar gerçekleştiriyorduk. Ee, bu stajlarımdan birini Antalya Ticaret Odası'nda yaptım. Ee, çok verimli geçti. Arge departmanındaydım. O zaman Musret Bey vardı Arge departmanında. Ee, burada Sanayi 4.0 olsun e, birçok projelerde yer aldım doğrudan katılımım gerçekleşti. Ardından e, diğer bir stajımı da Brüksel'de yaptım. E, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda ve e, Türkiye Odalar Birliği'nin Brüksel temsilciliği tek aynı binada. Onlarla beraber e, Türkiye için e, konferanslara katıldık. Konferanslarda ülkemizi savunduk. Ki zor dönemlerde gitmiştim ben. O dönemlerde Suriye operasyonumuz oluyordu ve e, Türkiye'ye bakış açısı çok farklıydı. E, aynı zamanda e, Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ile beraber 29 Ekim resepsiyonu gerçekleştirdik. Burada da aktif olarak görev aldım. Ardından okulumu tamamladım. Sonra babam beni bekliyordu zaten. Yüksek lisans düşüncem vardı. Babam beklemeden gel dedi. Ben de uydum. Direkt iş hayatına atıldım. Gerçekten donanımlı bir eğitim öğretim hayatından sonra iş hayatına da kendi işletmenizde dönmüşsün. Seni geçmiş dönemki yapmış olduğun çalışmalardan ve edindiğin deneyim ve tecrübelerden dolayı da kutluyorum. Biraz da firmanızdan bahsetmeni rica ediyorum. Sorgaş Motor Sanayi firmamızın adı. Babam bu firmamızı küçük bir tamircilik, küçük bir odada tamircilikten gelerek bugünlere kadar getirmiş. Çok zorlu süreçlerden geçmiş ve yani Tam anlamıyla tırnaklarıyla kazıya kazıya buraya gelmiş. E, firmamız Türkiye genelinde motosiklet yedek parçalarının toptan satışını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda e, Antalya içerisinde parakenti satışımız da bulunuyor. E, firmamız sektöründe oldukça tanınan, hatta tanınmaya başlayan yeni yeni büyüyen bir firma. E, fakat bizim motosiklet yedek parçalarımız 50 ve 250 lik motorlara hitap ediyoruz. Çok üst segment, üst grup racing olsun, o tarz motosiklet parçaları değil de daha fazla şehir içi ulaşımında çok etkin kullanılan motosikletlere hitap ediyoruz. Skuter tarzındaki. Aynen skuter tarzı. Zaten Antalya'da en fazla kullanılan motosikletlerden bir tanesidir. Ee, aynı zamanda bazı e, kuryeler olsun, kuryeler derneğiyle işbirliklerimiz oluyor. Yeterli, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de motosiklet camiasında da önderlik etmeye çalışıyoruz. Ee, bunun yanında ben şirkete geldiğim zaman e-Ticaret dalı açmaya karar verdim. Kendi markamızı yarattık Stromas adından. Yurtdışından kendi ürünlerimizi zaten bir miktar getiriyorduk. Ben onun üzerine ağırlık verip daha fazla yurt dışına ürün getirmeye çalıştık. Fakat en büyük isteklerimizden bir tanesi, niye yurt getiriyoruz, niye burada üretmiyoruz? Bunun devamlı babam ve değerli bizim şirket yöneticilerimizde her zaman tartıştığımız konulardan bir tanesi. En büyük düşüncemiz bu parçaların olabildiğince Türkiye'de üretilmesi ve yerli üreticilere de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Peki, e, sektörde böyle bir ihtiyaç var ve Hı -hı. genelde ithal ürünlerin evet. e, kullanıldığı bir pazardayız. E, hem Antalya ekonomisine hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamak adına üretim gibi yeni projeleriniz, yeni yatırım fikirleriniz var mı yoksa uzun vadede mi değerlendirebileceğiniz bir husus? Açıkçası uzun ya şu an için bir projelerimiz geliyor. Akü e, aküde olsun ama bunları değerlendirdiğimiz zaman yine yurt dışından çok ucuza getirildiği için e, rekabet oranın çok art azalmaya başlıyor. Bu nedenle gelecek plan olarak benim hayalim e, ülkemizde tamamıyla yerli olmayacaksa bile büyük oranda yerli motosiklet üretimi gerçekleştirilmesi. Örneğin motosiklet tamamıyla pistonlu silindirli motosiklet olmayabilir de elektrikli Bisikletler, elektrikli motosikletlere çok önem verilebilir, bu teknoloji yakalanabilir. En büyük hedeflerim arasında bu var. Şu an Türkiye'de motosiklet üretimi yapılıyor. Ama yapılma tarzı yurt dışından tasarımı, her şey yurt dışından gelip burada montaj yapılması şeklinde. Montaj sanayi şeklinde devam Aynen. ediyor. Aynen. Direkt yerli birebir bir markamız tam anlamıyla yok. Tam anlamıyla anladım, yok, kareli. evet maalesef. Umut ediyorum bu başarıyı Sorgeç Motor sanayi firması olarak sağlamış olduğunuz başarıyı üretim alanında da gerçekleştirirseniz bununla da alakalı sormak istediğim Sorgeç Motor bu başarıya nasıl ulaştı? Az önce de değindiğiniz gibi babanız tarafından tırnaklarınızla kazıya kazıya elde edilen bugün Türkiye çapında yedek parça tedariği sağlayan bir firmanın sahibi olmak hangi temel değerler üzerine kuruldu? Bu soruyu ben de kendime çok fazla sordum açıkçası. Babama da çok sordum. İş yerine gelmeyi çok sorgulamaya çalıştım. Öncelikle yeni bir şey çıktığı zaman depo sistemlerinde olsun veyahut müşteriyle ilişkiler olsun bunların her zaman öncülüğü, öncü olarak hareket ettiğimizi fark ettim. Babam kendisi aslında ilkokul mezunu fakat bir üniversiteli bir bilgisi ve ufku o derecede açık. Bunun şirketin büyümesinde çok etkin olduğunu ve aynı zamanda müşteri odaklı yaklaşımın da bizi çok ileriye götürdüğünü düşünüyorum. Açıkçası ben de daha yeniyim. Daha benim işe geleli 7-8 aylık bir süre geçti. Ben de çok fazla gözlemliyorum nasıl bu başarı elde edildi diye. Ya dedim ki bu iki şey çok önemli. Aynı zamanda çalışanlarımız çoğu bizimle beraber uzun yıllar devam eden insanlar. Bu da çok etkili bir faktör. Çünkü hepsi sağ olsunlar şirkete kendi şirketlerimiz gibi sahip çıkarak Yolumuza devam ediyoruz onlarla beraber. Yani başarının arkasında müşteri odaklılık ve evet. doğru ekibin kurulmasını evet, gözlemliyoruz burada. Evet. Birbirine inanan, birbirine değer veren ve ortak paydada aynı amaç uğruna çaba sarf eden çalışanlar bir ekip kurulduğu zaman başarı da kaçınılmaz evet. oluyor elbette ki. Evet. Ben hem firmanız nezdinde hem de bireysel başarılarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Aktif ve yoğun bir şekilde de çalışmalarınıza devam ettiğinizi biliyorum. Yeniden planlama süreçleri, çağın gerekliliklerine, az önce de değindiğiniz ticaret alanındaki yatırımlarınız evet. vesaire ciddi bir zaman harcıyorsunuz ve çaba harcıyorsunuz. Peki kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? Ya açıkçası üniversitede kendime gayet zaman ayırıyordum fakat ee bir anda bu yola girince kendime ayırdığım zaman çok daha azalmaya başladı. İşten çıkıp eve geliyorum. E, i̇şte yapamayacağım bir sürü şey var. Sakin e, sakin zamanda yapmam gereken. Onlara genellikle yoğunlaşıyorum. Ondan ayrıca boş kalan zamanlarda e, genellikle dizi veya kitap okuyorum. İkisinden birini yapıyorum. Çok da koronadan dolayı zaten spor yapıyordum. Spor yapma fırsatım hiçbir şekilde yok. Evin içerisinde kendi çapımda bir takım sporlar yapmaya çalışıyorum. Açık alanda birkaç arkadaşlarla yaparsak o da uzak uzak, uzak mesafeden çok mümkün değil. Öyle kendimize bu korona da bu yoğun tempoda bir takım zaman ayırmaya çalışıyoruz. Ama çok da mümkün olmuyor açıkçası. En kısa zamanda pandemi sürecini atlatıp daha önceden olduğu gibi yapmış olduğumuz faaliyetlere en kısa zamanda geri dönmeyi bizler de umut ediyoruz. <laughs> Buraya kadar geldin çok teşekkür ediyoruz, derneğimizin paydaşı olarak da aramıza yeni katıldın, tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Umut ediyorum Antkiyat, Antalya Genç İş İnsanları Derneği seninle daha da güçlü olacak, ayaklarına sağlık, geldiğin için tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim, hanım fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Antkiyat İşlevi Programı'nın bugün yine çok değerli bir konuğu vardı. Sorgeç Motor firmasından Sercan Sorgeç arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.